Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Almanya'da iş bulma, çalışma ve öğrenci olarak part-time çalışma konularından bahsedeceğiz. İlk olarak size en sık söylenen yalanlardan birini çürüterek başlayalım arkadaşlar. Almanya'da İngilizce ile çalışmak çok da kolay bir şey değil, oldukça zor bir şey. Tabii ki belirli sektörler, işte yazılım olsun, IT olsun, bilişimle alakalı sektörler olsun, belirli şehirler olsun, bunlar İngilizce ile çalışmanıza olanak veriyor ama gerçekten Almanca ile bulabileceğiniz iş sayısı, İngilizce ile bulabileceğiniz iş sayısının belki 10 katı, 100 katı. Ve genellikle buraya gelmeden insanların aklında şöyle bir algı oluşuyor. İşte ben Türkiye'de A2'yi tamamlarım, B1'i tamamlarım, ondan sonra zaten Almanya'da Almanca çalışabilirim gibi düşünceler oluşuyor. Maalesef arkadaşlar, burada profesyonel düzeyde çalışmanız gerekiyorsa sizden minimum B2 bir Almanca bekleniyor. Genellikle bunu sizden sertifika olarak beklemezler ama siz Vorstellungsgespräch için gittiğiniz zaman Almancanızın iyi olduğunu konuşmanızla kanıtlarsanız bu onlara yeterli olacaktır. Almanya biliyorsunuz ana dili Almanca olan bir ülke. Evet, İngilizce bilirler, İngilizce konuşurlar ama emin olun sizinle İngilizce konuşmaktan keyif almıyorlar ve bundan biraz da rahatsız oluyorlar. Yani yabancılar buraya geliyor, işte İngilizce ile ben zaten her şeyimi yaparım diyor. Yani Almanların birçoğu emin olun bu durumdan rahatsız oluyor ve İngilizce konuşurken, size İngilizce cevap verirken bundan pek de keyif alarak size İngilizce konuşmuyorlar. Kesinlikle Almancanız böyle bir A2, B1 seviyelerine doğru yaklaştıysa, en azından böyle yavaş yavaş Almanca konuşmaya çalışırsanız size daha çok saygı gösterirler, size daha çok değer verirler. Şimdi biraz da iş başvurusu sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar Türkiye'deki gibi bir CV hazırlıyorsunuz. Burada CV'ye Lebenslauf deniyor ve bunların biraz formatları var. Yani Almanların nasıl CV hazırladığına biraz baksanız iyi olur. Yani Almanya'da çalışan bir tanıdığınız vesaire varsa ondan yardım almanız kesinlikle daha iyi olur. Ana dili Almanca olan birinden yardım almanız daha iyi olur. Onun dışında arkadaşlar Almanya'da Anschreiben diye bir şey var. Bunu bir motivasyon yazısı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani siz o işe neden başvuruyorsunuz? İşte geçmişiniz ne? O işte neleri hedefliyorsunuz? Yani neden burayı seçtiniz spesifik olarak? İşte bu sektörde neleri hedefliyorsunuz vesaire. Yani bu motivasyon mektubu gibi. Hani üniversitelere başvurduysanız aşağı yukarı bunu biliyorsunuzdur. Yani kısa bir tanıtım yazısı gibi. Benim geçmişim bu. Ben işte burada çalışmak istiyorum şu sebeplerden dolayı. İşte sizin firmanız bana hitap ediyor şu sebeplerden dolayı falan filan. Bu şekilde kendinizi açıklıyorsunuz. Tabii ki yapabiliyorsanız belgelerinizin hepsini Almanca olarak hazırlayın. Onun dışında arkadaşlar burada ben çoğu insandan şunu duydum. Almancanız B1 ise mesela CV'nize B2 yazın diyorlar ki işi daha kolay alasınız. Emin olun kimse size işte B2 sertifikan var mı diye sormuyor. Sen gittiğinde orada konuşabiliyorsan seni genellikle kabul ediyorlar. Ama tabii ki B1, B2 İngilizce ile işte böyle işte kasada çalışırım, markette kasada çalışırım falan filan diye bekliyorsanız muhtemelen red diyeceksiniz arkadaşlar. Burada genellikle yarım Almanca ile bir yere başvurduğunuzda kabul edilme ihtimaliniz çok da yüksek değil. Ama hem Almanca hem de bazı İngilizce konuşabileceğiniz rahat bir part-time iş arıyorsanız bunları üniversitelerin kafelerinde, restoranlarında, üniversitelerin bünyesindeki yerlerde deneyebilirsiniz. İş bulma süreci arkadaşlar burada da kesinlikle zor. Yani öyle 10 tane 20 tane yere başvururum beni kabul ederler diye bir şey yok. Burada da belki de 100 tane 150 tane farklı konuma başvuruyorsunuz. Bunlardan bazıları sizi kibarca reddedip işte nedenlerini yazıyor. Bazıları sizin yazdığınız başvuruyu okumuyor bile. Yani tamamen sadece reddediyor, bırakıyor vesaire. Böyle şeyler olabilir. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Yani 100 tane 200 tane kaç tane yapmanız gerekiyorsa başvurun. Tabii ki genellikle nereye başvuruyorsanız oraya göre CV'nizi değiştirirseniz daha iyi olur. Yani ön plana çıkarmanız gereken bilgileri değiştirebilirsiniz. Almanya'da iş bulmak için bakabileceğiniz siteleri şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. StepStone, bu Xing diye mi okunuyor bilmiyorum. Xeing diye yazılan bu site. Bir de arkadaşlar LinkedIn, genellikle bunlar kullanılıyor. Tabii ki böyle başka siteler de var. Başka siteler aracılığıyla da başvurabilirsiniz. Bazı firmalar kendi siteleri aracılığıyla başvuruları alıyorlar. Yani bu firmadan firmaya değişiyor. Onun dışında arkadaşlar genellikle ehliyetinizin olması burada çok büyük bir avantaj. Yani ne iş yaparsanız yapın ehliyet kesinlikle sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Ehliyeti almaya özen gösterin. Buraya geldiğinizde ehliyetinizi çevirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ehliyet genellikle büyük bir ihtiyaç burada arkadaşlar. Yani ehliyet burada da işe başvururken sizi öne çıkaracak şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi kendi alanınızda, sektörünüzde çalışmak istiyorsanız, profesyonel düzeyde çalışabilmek istiyorsanız sizden istenen seviye minimum olarak B2 seviye Almancadır. Tabii ki bir yabancı olmanın dezavantajları var. Ana dilinizin Almanca olmamasının, işte yabancı bir ülkeden geliyor olmanızın dezavantajları var. Yani burada da aynı şekilde Türkiye'de yaşadığınız kadar zorluk yaşayabilirsiniz iş başvurularında ama kesinlikle yılmadan başvurmaya devam edin arkadaşlar. Ben Almanya'da tam zamanlı çalışmadığım için, Almanya'da sadece bir öğrenci olduğum için bu kısımları birazcık özet geçtim ama öğrenci olarak iş bulma ve çalışma kısmını biraz daha detaylı anlatacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz Almanya'dasınız, öğrencisiniz, part-time işleri yapabilirsiniz. İşte aylık 520 euroya kadar vergi dilimine girmeden part-time işleri yapabilirsiniz.
Bunun için araştırabileceğiniz birçok yer var arkadaşlar. Ben öğrencilere ilk olarak şunu tavsiye ediyorum. Okulunuzun bünyesinde bir yer varsa orada çalışmayı tercih edin. Yani oradaki çalışma koşulları daha rahat olur. İşte İngilizce de konuşabilirsiniz. Almancanızın çok iyi olması beklenmeyebilir gibi şeyler. Yani öncelikle bence okulunuzun bünyesinde, işte okulun kafesinde, kafeteryasında, restoranında, işte spor salonunda, kırtasiyesinde, yani herhangi bir yerinde, okulun herhangi bir yerinde çalışabiliyorsanız bu sizin için daha iyi olur. Hem okula gidip geliyorsunuz, ayrıca hani işe gidip gelme gibi bir sıkıntınız olmaz. Onun dışında arkadaşlar burada part-time çalışmak isteyenler için çok farklı opsiyonlar var. Böyle yakınlarınızda bulunan bir marketin, bir mağazanın bünyesinde part-time olarak çalışabilirsiniz. Bunu Aushilfe diye aratmanız gerekiyor diye biliyorum. Yani Aushilfe diye bakarsanız, ama genellikle Almanca isterler. Yani orada konuşabiliyorsanız muhtemelen işi alabilirsiniz diye tahmin ediyorum, ama kesin bir şey de söyleyemeyeceğim şimdi. Onun dışında arkadaşlar Nachhilfe diye bir şey var. Bu da öğrencilere yardım ediyorsunuz. Tabii bilmiyorum, hani İngilizceniz iyidir mesela, Alman gençlere İngilizce öğretirsiniz part-time olarak. Yani bu özel ders vermek gibi düşünülebilir arkadaşlar. Yani benim aklıma ilk gelen şey bu oldu. Hani İngilizceniz iyi ise hani Alman çocuklara belki İngilizce öğretebilirsiniz. Hani tabii başka bir yeteneğiniz varsa onun da dersini verebilirsiniz, ama sonuçta Almanya'da olduğunuz için bunu Almanca anlatmanız gerekir. O yüzden birazcık sizin için zor olabilir bu. Onun dışında arkadaşlar böyle burada yaşlı bakımlarıyla alakalı falan çok fazla iş var. Yani bir yaşlının evinde kalmak, işte ona yardım etmek vesaire, bu tarz işler çok var. Ben bunların isimlerini bilmediğim için size burada yazamayacağım arkadaşlar, ama muhakkak araştırırsanız bulursunuz. Yaşlılarla alakalı burada çok fazla iş var. Onun dışında arkadaşlar ZenJob diye bir uygulama var. Burası da böyle tamamen part-time işler odaklı. Yani bir gün mesela size diyorlar ki işte şurada şöyle bir iş var, bunun yapılması gerekiyor. İşte saatlik ücreti şu kadar. Siz burada uygulamadan bütün belgelerinizi yükledikten sonra çalışabilir hale geliyorsunuz. Ve atıyorum bir işin konumu var, siz oraya istek gönderiyorsunuz. İşte ben burada bugün çalışmak istiyorum, işte şu gün çalışmak istiyorum falan. Tamamen flexible, böyle esnek çalışma saatlerine sahipsiniz. Ve işler çok değişiyor. Yani birbirinden farklı bir sürü iş var. Yani bulabileceğiniz her çeşitli işi buradan bulabilirsiniz. Tabii ki bu ZenJob tarzı uygulamalar genellikle büyük şehirlerde çalışıyor. Mesela Berlin'de bunu çok rahat, çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz, ama Almanya'nın küçük bir şehrinde bunu yapabilmeniz zor olabilir. Yani bir programa oturtamam kendimi. Hani daha böyle serbest çalışayım, işte hangi gün yoğun olduğum, hangi gün yoğun olmadığım belli değil, daha böyle serbest çalışayım istiyorsanız belki de ZenJob sizin tam aradığınız şey. Tabii ki burada da işte oturum kartınız, öğrenci belgeniz vesaire, bu tarz belgeleri oraya yüklemeniz gerekiyor. Yani bu da sonuçta resmi bir iş arkadaşlar. Sadece farklı farklı yerlere gidebilme şansınız var ve bunu bu uygulama sağlıyor açıkçası. Onun dışında arkadaşlar burada otellerin bünyesinde çok fazla çalışan açığı var. İşte otellerin temizliği olsun, bakımı olsun vesaire, bu tarz işler yapabilirsiniz. Bunların şimdi ben ismini bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar burada kuryelik meslekleri de çok yaygın. Tabii ki soğukta biraz zor olabilir, ama kuryelikte gerçekten iyi bahşiş verdiklerini duydum arkadaşlar Almanya'da. Ama ben kendim bizzat çalışmadım, o yüzden size bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yani en azından idare eder, sizi geçindirebilecek parayı kazanırsınız kuryelikle de. Bunun için en çok yaygın olan benim duyduğum Lieferando diye bir firma var ve burası kurye alımı yapıyor sürekli olarak. Belki buraya başvurup şansınızı deneyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar burada taşeron firmalar var. Leihfirma diye geçiyor. Yani kiralama firması gibi denebilir. Zeitarbeit deniyor bu işe, yani part-time olarak çalışıyorsunuz. Personaldienstleistungen, işte Zeitarbeit veya Leihfirma gibi kendi semtinizle birlikte bu kelimeleri aratırsanız kendi semtinizi yazın mesela, yanına işte Personaldienstleistungen, işte Leihfirma veya Zeitarbeit gibi bunları yazıp aratırsanız kendi bölgenizde muhtemelen bu tarz şirketler bulacaksınız. Bu tarz şirketler de genellikle şu şekilde, yani burası bir kiralama firması gibi. Yani sen buraya aslında kayıt oluyorsun ama fabrikalarda çalışıyorsun. Yani bu firma fabrikalarla anlaşıyor, seni fabrikalara gönderiyor. Yani fabrikalarda, belirli anlaşılmış fabrikalarda part-time olarak çalışabiliyorsun. Yani bu sektörden sektöre değişiyor. Yani burada sabit bir sektör yok. İşte istiyorsan gıda sektöründe çalışabilirsin. İstersen işte yük taşırsın, boşaltırsın. İstersen derin dondurulmuş gıda sektöründe çalışırsın. İstersen mağazaların düzenlenmesiyle alakalı işler yaparsın. Bu da mesela çok esnek bir sistem arkadaşlar. Ben şu anda bu sistem üzerinde çalışıyorum. Yani çok tavsiye eder miyim? Biraz tartışılır arkadaşlar. Yani kesinlikle üniversitenin bünyesinde bir yerde çalışmanızı tavsiye ederim. Yani kafede vesaire bir yerde çalışabiliyorsanız bence bunu yapın. Hem bu tarz anlattığım bu Lifeyam tarzı yerlerde çok fazla konuşmazsınız. Yani Almancanızı geliştirme ortamınız çok fazla olmuyor maalesef. Yani size genellikle şöyle diyorlar, işte Kommst du morgen falan, yani en fazla birkaç tane cümleyle size konuşuyorlar. Zaten yabancı olduğunuzu bildikleri için sizinle çok da güzel bir Almanca konuşmuyorlar. Ama bunlarda da yine avantajlı noktalar var. Mesela işte gece çalıştığınız zaman %25 ekstra saat ücreti alıyorsunuz vesaire. Burada da genellikle saatlik ücretler 13 euro civarında falan oluyor. Gece çalışırsanız işte ekstra %25, her saat başı %25 fazladan ücret alıyorsunuz.
Yani tabii ki burada çalışma koşulları biraz yorucu işte. Tuvalet molanız pek fazla olmayabiliyor. İşte sürekli ayakta durabiliyorsunuz veya sürekli oturmanız gerekebiliyor. Yani çok değişiyor. Hani gittiğiniz zaman ne yapacağınız tam da belli olmayabiliyor. Ben mesela bu sistem üzerinde çalışıyorum. Beni bazen işte gofret fabrikasına gönderiyorlar. Beni işte bazen bisküvi fabrikasına, bazen waffle fabrikasına, bazen derin dondurucu fabrikasına bunlara gönderiyorlar. Tabii ki bu biraz da benim seçmemle alakalı. Ben mesela böyle ağır şeyler taşımak istemediğimi söyledim. Daha çok işte ürün prodüksiyonunda çalışmak istediğimi söyledim. Bunun ismi de şöyle arkadaşlar. Prodüksiyon helfa diye geçiyor. Genellikle yaptığım işler böyle işte bir şeyleri paketleme olsun, işte paketlere bir şeyleri koyma olsun veya işte makinelerin başında makinelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme olsun. Yani makinelerden bozuk çıkan şeyleri toplayıp işte başka yere ayırma, işte makinelerde hata varsa düzeltme falan, işte bir şeyleri taşıma. Tabii ki çok taşımalı şeyleri dediğim gibi yapmak istemediğimi söylemiştim ama yine burada da bazı taşıma işleri oluyor. Kolileme, paketleme vesaire vesaire. Firmaya gittiğiniz zaman size bir kağıt veriyorlar arkadaşlar. Burada yani çalıştığınız saatleri yazmanız gerekiyor ve hangi fabrikada çalıştığınızı vesaire yazmanız gerekiyor. Gün sonunda iş bittiği zaman ofise gidiyorsunuz. Yani fabrikanın içinde bir ofis oluyor genellikle. Oraya bunu veriyorsunuz. Yani kaç saat çalıştığınızı falan. Firmanın sahibi bunu imzalıyor. Yani onay verdiğini imzalıyor. Sonra siz bu aldığınız kağıtları sizi kiralayan firmaya, yani taşeron firmaya gönderiyorsunuz. Size maaşınızı taşeron firma veriyor. Yani bu şekilde hani haftanın her günü farklı bir fabrikada çalışabilirsiniz. Yani böyle farklı şeyleri denemek istiyorsanız, farklı sektörleri denemek istiyorsanız bu sizin için güzel bir şey olabilir. Ama kesinlikle Almancamı geliştiririm, işte çevre edinirim falan diyorsanız çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Yani sonuçta fabrikada insanlar robot gibi çalışıyor. Çok fazla konuşma imkanınız ve çevre yapma imkanınız olmuyor. Çok da keyifli bir iş değil yani arkadaşlar. Ama onun dışında yine burada da arkadaşlar maaşınızı yani günü gününe yatırırlar. Yani o konuda bir sıkıntı olmasın. Yani maaşınız bir yerde kalmaz burada. Eğer resmi olarak işte oturum izninizle kayıtlı bir şekilde düzgün bir şekilde çalışıyorsanız, merdiven altı çalışmıyorsanız maaşınız bir yerde kalmaz. Maaşınız takır takır yatar arkadaşlar. Haklarınızı da alırsınız. Aynı şekilde ben bu live film araştırdığım zaman birkaç tane farklı yere de görüşmeye gitmiştim. Yani bildiğiniz Vorstellungsgespräch tarzı, işte kimsin, nesin, hangi işleri yapabilirsin falan. Bana ilk sordukları şey arkadaşlar ehliyetti. Yani ehliyetiniz varsa aynı şekilde bu tarz işler için de gerçekten çok büyük bir avantaj haline geliyor ehliyetinizin olması. Yani bu tarz böyle çok fazla vasıf gerektirmeyen part-time işlerde bile çalışıyor olsanız ehliyetinizin olması kesinlikle sizin için çok büyük bir avantaj. Benim mesela gittiğim görüşmede bana direkt olarak ehliyetimi sordular. Ben de dedim ki benim ehliyetim burada 6 ay geçerliydi, artık geçerli değil maalesef dedim. Sonra bana biz sizi sonra ararız dediler. Ben de o yüzden başka bir firmaya başvurdum. Oradan kabul aldım ve oradan devam ettim işlerime. Benim okulum epey yoğun olduğu için ben çok fazla sıkı bir çalışma programı yapmadım kendime. Mesela diyorsunuz ki işte ben önümüzdeki hafta şu günler çalışabilirim, şu günler müsaitim diyorsunuz. Onlar da size ona göre işleri veriyorlar. Bazen acil işler oluyor, işte yapılması gereken işler oluyor mesela. O zaman herkese otomatik olarak mesaj atıyorlar hani gelebilir misin falan filan diye. Ama kesinlikle sizin söz vermediğiniz bir gün için sizi çalışmaya zorlayamıyorlar. Yani hastayım derseniz de bunu kesinlikle böyle işte kanıtla vesaire falan haline gelmiyor. Yani hastaysanız bunu kabul ediyorlar. Ama tabii ki şunu yapmayın. Yani işe geleceğim deyip hani onay verip, işe gelmek konusunda onay verip sonra akşam bir anda işe gitmezseniz tabii ki bu firma için de kötü oluyor. Yani kesinlikle. Yani bir işi iptal etme durumunuz varsa kesinlikle bunu birkaç gün öncesinden söyleyin ki firma içinde problem olmasın. Oraya başka bir işçi bulabilsinler. Dediğim gibi bu tamamen spontan ve esnek bir sistem arkadaşlar. Yani çok fazla önermediğimi söyledim, yani yine de söyledim. Ama başka bir alternatifiniz yoksa bunu yapabilirsiniz. Yani bazıları bu sistem hakkında işte tamamen işte amelelik, kölelik vesaire diyor. Ama bu firmadan firmaya değişiyor arkadaşlar. Bazı firmalar gerçekten çok ağır işler veriyor. Onun da saati 13 euro. Bazı firmalarda sadece makine başında bekliyorsun. Onun da saati 13 euro. Tabii ki bu sizin seçmenize kalmış arkadaşlar. Siz kendinize eziyet ettirmemeyi seçerseniz daha düzgün yerlerde çalışabilirsiniz ve çok basit işlerle de saatlik 13 euroyu alabilirsiniz. Yani tabii ki burada insanın psikolojisi daha önemli. Yani dinlenebiliyor musun? Gece uyuyabiliyor musun? Çünkü gece vardiyaları var. Mesela geldiğin zaman uyuması zor oluyor vesaire. Bunlar da insanın bütün düzenini alt üst ediyor, bozuyor yani. Bu şekilde arkadaşlar, yani bu taşeron firma sistemi, Like Film, Zeitarbeit sistemi bu şekilde işliyor arkadaşlar aşağı yukarı. Yani gittiğinizde genellikle bunların çoğu zaten İşçiye ihtiyaç duydukları için, yani öğrenci belgenizi alıyorlar, işte oturum izninizi alıyorlar. Zaten bundan sonra işte birkaç tane form dolduruyorsunuz ve imzaladığınız zaman sizi firmaya alıyorlar genellikle. Çünkü burada genellikle işçi açığı çoğu yerde var. Yani direkt olarak kapıyorlar. Ama bazen de işte bazı firmalarda sıkıntılar yaşandığını da duyuyorum. Yani bu tarz taşeron çalışan bazı firmaların böyle haftalarca kimseye iş vermediğini de duyuyorum. Yani sen oraya kayıt oluyorsun,
çalışacağım diye kayıt oluyorsun ama sana haftalarca iş vermiyorlar. Yani böyle durumlar da var. O yüzden hani bence Zenjob'a sürekli bir gözünüzün ucuyla bakın yani. Zenjob'da çünkü günlük, 2 günlük, 3 günlük işler var. Yani 3 gün yapıyorsun, bitti, bu kadar. Yani paranı alıyorsun, 3 gün yaptın, paranı aldın, bitti. Bence çok güzel bir sistem. Zenjob'u da unutmayın. Ama tabii ki yapabiliyorsanız okulunuzun bünyesinde çalışın, kafede çalışın, kafeteryada çalışın, barda çalışın. Böyle yerlerde çalışabilirsiniz. Hem bağış alırsınız hem de yani İngilizce de konuşabilirsiniz, Almanca da konuşabilirsiniz. Daha iyi standartlar altında çalışmış olursunuz. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki ben tam zamanlı çalışma üzerine detaylı bir video yapamadım. Daha çok part-time çalışmak üzerine bir video yaptım. Bulabildiğim, duyabildiğim bütün şeyleri bu videoda derlemeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.